Merhabalar Açık Beyin dostları. Açık Beyin Soruyorum'un ilk gezinen bölümüne hoş geldiniz efendim. Valla bunu ilk defa deneyeceğim. Şu anda Kıbrıs'tayım. Aklıma geldi. Biz genellikle dışarıda soruyorum bölümleri çekiyoruz ama biz niye bunu mobil olarak çekmiyoruz? Değil mi? Teknoloji gelişti. Böyle mikrofonlar, kameralar gayet iyi. Efendim 6. hislerimiz nasıl şeyler? Gerçekten 6. hissimiz var mı? Kuvvetleniyor mu ya da köreliyor mu? Yani böyle bir şey varsa gerçekten zamana göre değişiyor mu? Özellikle içinde yaşadığımız bu dijital çağda bu 6. his denen şey gerçekten daha mı önemli yoksa daha mı az önemli? Bu 6. his nedir? Biraz ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Efendim 6. his dediğimiz şey aslında sayısal anlamda çok doğru bir ifade değil. Çünkü biz genellikle 5 tane duyumuz olduğunu düşünüyoruz. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma. Ve bunların da hani bir altıncısı böyle ele avuca gelmeyen, hani her insanda bulunmayan, garip garip şeyleri sezmemize neden olan bir duyu gibi düşünüyoruz ama özetle bizim çok fazla duyumuz var. Sadece 6 tane değil. Bu görme, işitme, tatma, koklama, dokunma dışında ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, efendim işte pozisyon duyusu, eklem duyusu vesaire gibi tonla duyumuz mevcut. Ve bu duyularımızı biz genellikle ihmal etme eğilimindeyiz. Çünkü bu özel duyular dediğimiz bu 5 duyu bize biraz fazla baskın geliyor günlük hayatımızda. Halbuki diğerlerini aslında çok daha fazla kullanıyoruz arka planda. Genelde 6. his diye nitelediğimiz şey ise yani çoğu durumda sezme, öngörme, fiziksel bir bağlantı olmadan bir şeyleri fark etme ya da bir başkasının zihninden geçenleri bir şekilde algılayabilme gibi yeteneklere verdiğimiz bir isim. Bunun varlığı ve yokluğu çok tartışmalı. Bilimsel olarak kolay çalışılabilir bir konu değil. Bundan dolayı da çok fazla bilmiyoruz ama birçok 6. his vakasını aslında incelediğinizde biraz böyle incelikli olarak çalıştığınızda aslında beynimizin pek de gizemli olmayan, oldukça yakından anlayabileceğimiz bazı doğal yetenekleriyle alakalı olduğunu fark ediyoruz. Bir kere bizler biyolojik canlılar olarak milyonlarca yıldır biliyorsunuz insanın fabrika ayarlarında bol bol anlattığım gibi başka bir ortam için tasarlandık ve tabiattaki zor koşullarda hayatta kalmak için ayarlandık. Tabii bu yeteneklerimizin birçoğunu bugün günlük hayatımızda kullanmıyoruz ama tabiatın kaotik süreçlerinde, yarın ne olacağının bilinmediği zamanlarda, biraz böyle belirsizliğin hakim olduğu durumlarda aşikar ki bugün her şeyin planlı ve programlı olduğu şu günümüz medeniyetine göre çok fazla değişik özelliklere ihtiyacımız vardı ve görüldüğü kadarıyla atalarımız bu özellikleri oldukça verimli biçimde kullandılar. Bunlardan başta gelenlerden bir tanesi de benim yıllardır kompleks örüntü algısı diye tarif etmeye çalıştığım çok karmaşık doğa olaylarını basit ipuçlarından ve uzun süreli gözlemlerden yola çıkarak duygusal bazda kestirebilen ve bize duygusal bazda mesajlar veren bir algı sistemimizin var olduğu meselesi. Ben buna kompleks örüntü algısı diyorum. Literatürde başka isimlerde benzer şeyler tarif ediliyor ama daha ziyade bu benim biraz meşhur olan Bilmeden Bilmek Örüntü Gözü başlıklı TED konuşmasında da TEDx konuşmasında da anlattığım Salih amca meselesiyle ilgilenmeye başladığım bir konu. Nedir efendim bu? Akılla mantığa çok sığdıramadığımız, mekanizmasını çözemediğimiz ama velakin bizi gerçekten ilgilendiren, günlük hayatımızı etkileyen birçok olay, mesela insanların duygu durumları, işte şurada görüldüğü gibi hava durumunun değişimi falan filan gibi hadiselerin önceden sezilebilmesinin ya da öngörülebilmesinin bizim için bir yaşamsal önemi olacağı oldukça aşikar. Ve eğer böyle bir becerimiz varsa, yani biz bunları öngörebiliyorsak, uzun süreli olarak tahmin edebiliyorsak, bunun bizim hayatta kalma olasılığımızı arttıracağı çok açık. Bugün bildiğimiz kadarıyla, işte o Salih amca gibi doğal yaşamın içerisinde yaşayan insanların becerilerinden aldığımız ilhamlarla da biliyoruz ki gerçekten böyle yeteneklerimiz var. Ama tabii ki sadece hava durumunu ya da doğal kaynakların ileri yönelik nasıl değişeceğini tahmin etmek değil konumuz. En kompleks ihtiyaçlarımızdan bir tanesi başka insanların duygu durumlarını anlamak, onların zihinlerini tahmin edebilmek ve gerçekten bu konuda inanılmaz bir yeteneğimiz var. Tabii ki geliştirebilirsek, tabii ki kullanabilirsek. Özellikle bu örüntü algısı dediğimiz şey aşırı gelişmiş empatik sistemimiz nedeniyle beynimizin o duygu okuma ya da zihin teorisi oluşturabilme dediğimiz özellikleriyle de birleşince acayip bir takım yeteneklerimiz ortaya çıkıyor. Ben hep örnek veririm mesela yıllardır ders anlattığım için artık hangi öğrenci beni iyi dinliyor, hangisinin kafası dağıldı, hangisi şu anda arsa ya da aşk meşk işleriyle uğraşıyor onu hemen yüzüne bakınca anlayabiliyorum. Hatta çoğu zaman yüzüne bakmama bile gerek kalmıyor. Şöyle gözümün ucuyla bir gördüğüm zaman beden dilinden, duruşundan, bakışından bir şeyler anlayabiliyorum. Bu nasıl gelişiyor? Uzun sürede maruz kalıp bir şekilde o konuyla ilgilenmeye başladığınızda beyniniz bunun sizin için eğer yaşamsal bir önemi varsa, yani buna önem atfediyorsa,
bir şekilde onunla ilgili bir örüntüyü kaydediyor. Ve gittikçe bu örüntünün sonuçlarına dair bugünkü yapay zekanın kendi kendisini eğitmesine benzer. Tabii ki ondan çok daha kompleks bir şekilde o ipuçlarından sonuçlar çıkarmayı öğreniyor. İlk başlarda çok hata yapıyor. Özellikle erken dönemlerimizde bu tip kompleks becerilerle ilgili çok hata yapmamız, yanılmamız normal. Ama yanılmalar gerçek hayat tecrübeleriyle birleştirilerek sistem optimize ediliyor gibi gözüküyor. Ve zaman içerisinde bir insan, mesela insan duygularıyla ilgili ya da doğal olaylarla ilgili ya da işte borsa verileri gibi kompleks değişkenlerle ilgili uzun süre mesai sarf ediyorsa bir şekilde zihninde bunları öngörebilecek, o karmaşık düzenleri çabasız bir şekilde anlayabilecek garip bir yetenek gelişiyor diyelim. Ve bu yetenek çoğu zaman işte insan sarrafı dediğimiz insanlarda karşımıza çıkıyor. Ve bunu da özellikle burasını bilmek çok önemli. Akılla, mantıkla anlatarak, tarif ederek öğretmeniz çok çok zor. Hemen hemen imkansız. Çünkü yapan kişi de bunları nasıl yaptığını bilmiyor. Sadece milyonlarca yıllık beyin donanımımızın bir şekilde ince ayarlandığı bir öğrenme sürecinin, kompleks bir dönüşüm sürecinin bir ürünü aslında. Ve bu dönüşüm süreçlerinin doğal bir neticesi olarak biz çok uğraştığımız şeylerde kompleks bir algılama ve öngörü yeteneği geliştiriyoruz. Çoğu zaman 6. his diye bahsedilen fenomenler ya da vakalar aslında bazı insanlarda çeşitli şekillerde gelişmiş, böyle farklı duyumsama ya da öngörme özelliklerinin ortaya çıkışı gibi görülebilir. Ama tabii ki hepsi bundan ibaret değil. Bu benim uzmanlık alanım itibariyle açıklayabildiğim bir kesimi. Tekrar altını çizeyim, birçok fenomeni böyle açıklama şansına sahibiz. Yani açıklayıcılık gücü birçok örnekte yüksek. Ama öyle olaylar var ki kolay kolay tespit etmek, kolay kolay analiz etmek, kolay kolay nasıl olduğunu anlayabilmek pek mümkün gözükmüyor. İşte belli bir süre sonra olacak olayları pat diye aynen oldukları zamanki detaylarıyla önceden görebilmek ya da ne bileyim hiç orada olmayan insanların başına gelen şeyleri telepatik olarak algılayabilmek gibi iddialar, anekdotal meseleler var. Bunların çoğunun kanıtları bilimsel değil, anlatısal ya da anekdotal kanıtlar. Dolayısıyla bunlar konusunda çok emin konuşamıyoruz ama ben hani uzman olduğum alanın doğrudan açıklayıcılığı yetmediği için bir şeylere var ya da yok, özellikle de yok demeyi tercih edenlerden değilim. Çünkü biliyorum ki insan ve içinde yaşadığımız evren bizden çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bu büyüklük içerisinde bizi her zaman şaşırtacak bir şeyler olması son derece normal. Konuya biraz daha çocukça bir keşif heyecanıyla bakarsak, azıcık daha kendimizi ve bilgi alanımızı yani uzmanlığımızı abartmaktan biraz vazgeçersek, dünya benim bildiğimden ibarettir falan gibi saçma düşüncelere de girmezsek, bu tip konularda düşünerek, konuşarak ve farklı sorular sorarak çok daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Bilimsel olarak biraz bu konularda emekleme durumundayız. Çünkü biz daha ziyade insanı ve beyni kendi yaptığımız makineler ve bilgisayarlar cinsinden bir metafora benzetip öyle anlamaya çalışıyoruz. Ama bilgisayarları da yapan biziz, bunu yıllardır söylüyorum. Ve insanı bilgisayara benzetmek, yani bana sorarsanız biraz ayıp oluyor. Bu ayıbı daha fazla sürdürmeden gerçekten doğanın içinde, yaşamın merkezinde insan dediğimiz varlık nasıl bir varlıktır? İnsanın fabrika ayarları denen anlatıdan başlayarak şöyle bir düşünmek ve o doğal ortamda gerçekten yüz binlerce yıl hayatta kalmasını sağlamış özellikleri aslında ne olabilir ve bugün onların bize nasıl yansımaları, nasıl ortaya çıkış biçimleri olabilir diye biraz daha düşünürsek sanıyorum biraz daha iyi ilerleyeceğiz. Özetle 6. his var ama 6. değil ve zannettiğimiz gibi çoğu zaman da çok gizemli, ezoterik efendim ya da büyülü bir şey değil. Bu arada hemen şaşırtıcı değil demek istemediğimi eklerim. Çünkü benim için bilimde gördüğüm, anlasam da anlamasam da her şey mucizevi ve çok şaşırtıcı. Ben şu anda nasıl konuşabildiğime bile hala bilimsel olarak akıl sır erdiremiyorum. Nasıl sabah uyanabildiğime ve gece uyuyabildiğime hala bir izah getiremiyorum. Bunların hepsi benim için son derece mucizevi şeyler. Dolayısıyla bütün bu mucizevi şeylerin içinde günlük rutinimize biraz aykırı olduğu için bize bir tık daha mucizevi gelen bir şeyler var ama onların da zamanla anlaşılabileceğini ve açılabileceğini düşünüyorum. Son bir not olarak eğer böyle 6. hisleri kuvvetli birisiyseniz ya da böyle birilerini tanıyorsanız bu konuda telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü birçok insanda böyle bir durum var. Sadece ve sadece birçok yetenek gibi mesela müzik yeteneği gibi, resim yeteneği gibi, işte insanların duygularını iyi okuyabilme yeteneği gibi, yeteneklerde de olduğu gibi biraz bunun üstüne düşersek, biraz onun bize söylediklerini ya da karşımıza çıkarttığı fırsatları azıcık değerlendirirsek sanıyorum bundan gittikçe daha iyi istifade edebilen bir ustalık geliştireceğiz. Dışarıdan formül ya da çare aramak yerine özellikle böyle özel yeteneklerde insanın kendi yaratıcılığına başvurması her zaman daha verimlidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum
İlk mobil soruyorum nasıl oldu? Valla ben sevdim. Geze geze anlatmak güzelmiş. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Tabii video bittiği zaman bakacağım, kamera sarsıntıları çok belirleyicim ama gezerek anlatmak valla benim de zihnimi açtı. Ortam da güzel. Ben bir sonrakinde belki yine mobil olarak görüşürüz. Hoşçakalın.